Virgin Galactic, Amerika'nın New Mexico eyaletinde kurulan uzay limanını tanıttı. İlk bakışta normal bir havalimanı gibi görünen bu tesisten uzaya yolcu taşınması hedefleniyor. Spaceport America is the first dedicated commercial Spaceport America ilk ticari uzay limanı ve bu harika bir şey. Ekip olarak birlikte başardığımız bir başka ilk ve bu ilk olmanın verdiği sorumluluk duygusunu da hissediyoruz. Bunun insanlar geldiğinde, evet burası uzaya gideceğim yer olacak diyeceği tarihi bir tesis olmasını istiyoruz. They feel, yes, this is a place that I'm going to be going to space from. Uzay limanı, kısmen yolcu salonu, kısmen de misyon kontrol merkezi olarak hizmet verecek. Ve Virgin Galactic'in ticari uçuşlarının merkezi olacak. Ancak insanların tam olarak ne zaman turistik amaçla uzaya uçmaya başlayacağı henüz bilinmiyor. Şirket yetkililerine göre birkaç test uçuşunun daha yapılması gerekiyor. Tesisin arka bölümünde Virgin Galactic'in iki taşıyıcı uçağı ve altı yolcu roket gemisine ev sahipliği yapacak büyük bir alan bulunuyor. One of the most exciting things about today. Bugünün en heyecan verici yanlarından biri taşıyıcı roket uçak VNS EV Mojave'den New Mexico'ya taşıyor olmamız ve New Mexico EV'in operasyon merkezi olacak. Operational home. Virgin Galactic'in sahibi milyarder Richard Branson ve eski New Mexico valisi Bill Richardson uzay limanı planlarına 15 yıl önce başlamıştı. Ancak inşaattaki sorunlar ve masraflar nedeniyle gecikmeler yaşanmıştı. Virgin Galactic, New Mexico'daki evine geliyor. Şimdi evine geliyor. Bugünkü açıklamamızla New Mexico bu güzel gezegenimizde düzenli olarak insanları uzaya gönderme konusunda ilk yer olacak. New Mexico Spaceport Amerika'ya evet diyerek, Virgin Galactic'e evet diyerek, yatırıma, eğitime ve teknolojik yeniliğe de evet dedi. Fakat hepsinden öte, New Mexico, insanlığın geleceğine doğru yankılanan bir evet gönderdi. Yaklaşık 70 kilometre karelik bir alana kurulan tesis, firma çalışanlarını da heyecanlandırıyor. Biliyorum şu anda gerçek operasyonel bir uzay limanında çalışıyor olmamızdan dolayı bazen kendimi neredeyse çimdiklemek zorunda kalıyorum. Bu güzel tesis etrafında dolaşabilirsiniz. Eleştirmenler projenin gereksiz yere israf olduğunu savunsa da destekçiler daha önce hiç denenmemiş her girişimde olduğu gibi zorlu ve bazen masraflı olmasının doğal olduğunu kaydediyor. Firma ise uzay limanı için eleman alımına çoktan başlamış. 35 aileyi Kaliforniya'dan New Mexico'ya taşıdık. 65 ailemiz daha var. Civardaki bölgelerden insanları işe aldık. Catering, otobüs hizmetleri gibi pek çok hizmet anlaşması yaptık. Eyaletteki tesislerimizi genişlettik. Şu ana dek uzaya ticari uçuşlar için 600 kişi rezervasyon yaptırdı. Kişi başı bilet fiyatı ise $250,000. Son test uçuşunda ses hızının 3 katında hareket eden uzay aracı 90 kilometre yüksekliğe ulaşmıştı.